Ben eş genel başkanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımızla ilgili hem son yaşanan gelişmeler hem de cezaevinde tutulma koşullarını tekrar kamuoyunun bilgisine sunmak amaçlı. Bildiğiniz gibi 20 Mayıs'ta dokunulmazlık kaldırılması süreci bizzat Cumhurbaşkanı tarafından startı verilen bir kampanyayla gerçekleşti. Gittiği her yerde dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini ifade ederek aslında bu süreci yönettiğini de o dönemden bugüne hepimiz birlikte izledik, yaşıyoruz ve hala bu süreç devam ediyor. Nitekim 20 Mayıs'ta mecliste partimiz dışındaki diğer 3 partinin bugün çokça koruduklarını iddia ettikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, halkın iradesine asıl darbeyi o gün anayasaya aykırı bir şekilde dokunulmazlıkları kaldırmak suretiyle vurduğunu bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Neden bugün ifade ediyorum? Çünkü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rejim değişikliğini, sistem değişikliğini bir bütün olarak yasama, yürütme ve yargı erkini kökten dizayn eden bir değişiklik teklifini tartışıyoruz ve buna karşı çıkanlar, Halkların Demokratik Partisi olarak bizim tutumumuz zaten çok net, bunun karşısındayız ve hayrımızı kampanyalarda da çok güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Ama diğer partiler aslında meclis iradesini hiç de önemsemediklerini 20 Mayıs'ta ortaya koymuşlardı. Şimdi bu koşullarda Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliği yapmak için görüşmelere devam ediyor. Eksik, sakat, aslında nispi butlanla, hukuktaki deyimiyle kısmi olarak değerlendirilemeyecek bir koşulda değerlendiriyor. Neden? Çünkü parlamentonun 3. büyük partisinin liderleri, eş genel başkanları cezaevinde. Milletvekilleri cezaevinde. Bir oy değişikliğinin Türkiye'de herkesin yüreğini hoplattığı bir kesimin en azından bir ortamda 11 oy bu tartışmalara katılamıyor, görüşünü ifade edemiyor ve cezaevinden gönderdikleri dilekçeler işleme bile alınmıyor ve durdurma talepleri, katılma talepleri görmezden geliniyor, duymazdan yapılıyor, kapatılmaya çalışılıyor. Biz aslında Anayasa Komisyonu'nda da bu görüşmelerin derhal durdurulması gerektiğini, çünkü bu koşullarda meclisin anayasa değişikliğini yapamayacağını, halkın iradesinin eksik olduğunu ifade etmiştik. Bir kez daha bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, bizim eş genel başkanlarımız başta olmak üzere milletvekillerimiz ve diğer bütün belediye başkanlarımız tümüyle siyasi kararlarla cezaevindedirler. Bu dosyalarının hukukla, ceza davalarıyla, ceza soruşturmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Arkadaşlarımızın ve eş genel başkanlarımızın bütün dosyaları tümüyle kendi yaptıkları parti programını, ilkelerini, siyasetimizi alanlarda halka anlatmak ve sandığa gittiğinde de destek aldıkları konuşmalardan ve şu anda 3. siyasi parti konumuna geldikleri tezlerden alıyoruz. Ve konuşma sebebiyle cezaevinde olmalarına rağmen bugün kamuoyuna bilinçli bir şekilde baştan itibaren servis edilen haberlerde maalesef bir farklılık yok. Sanki bunu bilmeyenler, duymayanlar, Türkiye'de 80 milyon yurttaş şöyle bir algıyla yönetilmek isteniyor ve yönetiliyor. Yüksekdağ, Demirtaş ya da diğer milletvekili arkadaşlar büyük suçlar işlediler. Bunlar kriminal bir işlere karıştılar. Sanki bir şeyler yaptılar. Ya bunlar niye cezaevinde? Çünkü vatandaş televizyonlarda, ulusal basın yayın organlarında, muhalif medya zaten kapatılmış durumda, sadece tek yönlü, tek bakış açısıyla verilen haberlerle halk bir haber bombardımanına tutuluyor ve adeta zehirleniyor. Bilinçli bir şekilde halk aleyhine zehir veriliyor ve toplumun kutuplaştırılması arttırılıyor. O toplumsal kutuplaşma arasına o kadar büyük mesafeler girdi ki tarihinde Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Ve bizim sözlerimiz bilinçli bir şekilde yansıtılmıyor. Bizim
gerek mecliste, gerek halkla birlikte yaptığımız çalışmalarda, gerek partimizin merkez yürütme kurulu çalışmaları, bizlerin bizzat milletvekillerinin çalışmaları kırpılarak, sansüre uğratılarak ya hiç verilmiyor ya da verildiğinde emin olun saniyelerle yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü yaygın medyada HDP diye bir parti yokmuş gibi davranılıyor. Ama biz varız. Buradayız. 11 milletvekili arkadaşımız cezaevinde de olsa demokratik siyasetteki ısrarımızdan asla vazgeçmedik. Ve vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim varlık sebebimiz tam da Kürt meselesi, Türkiye'deki farklılıklar meselesi, demokrasi meselesini şiddet dışı yöntemlerle çözülebileceğini göstermektir. Tam da buna karşı şiddet yanlıları, şiddetle bu sorunu çözmek isteyenler bizim karşımızda konumlanmış bulundular. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği birkaç örnek vermek istiyorum dava dosyalarına ilişkin. Dün eş genel başkanımız Sayın Yüksekdağ hakkında basına büyük servisler yapıldı ama basında küçük yer aldı tabii. Şöyle küçük puntolarla HDP'li Yüksekdağ müebbet hapis sistemi. Bir kısım medya bu şekilde servislerini gün boyu yaptılar. Sosyal medyada da basın yayın organlarında da. Yine HDP'li Yüksekdağ genellikle bu manşetle bir müebbet daha mesela. Bir müebbet daha. Bir kere yazı dili bile sanki müebbet ceza verildi, bu suçu işledi, müebbetlik bir suç varmış gibi yine bir kamuoyu algısı oluşturuyor. Yine Sayın Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken hakkında da aynen yaptığı konuşmalar sebebiyle bir ay önce onunki servise konulmuştu. Baluken'e müebbet hapis sistemi, yine daha önceki iki dönem milletvekilliği yapan, hala Büyükşehir Belediyesi eş başkanı iken kayyumla, darbeyle tutuklanan Sayın Kışanağ'a ilişkinde aynı servisler yapıldı. Peki nedir? Müebbet istenecek kadar ne suç işlediler bu arkadaşlarımız, eş genel başkanlarımız? Konuştular. Sadece konuştular. Peki ne konuştular? Mesela Sayın Yüksekdağ eş başkanımız, Türkiye'deki parlamentodaki tek kadın lider konumunda olan Yüksekdağ, şu iddianamenin bir sayfası. İddianamenin hepsi iddianame denilemeyecek derecede boş safsatalarla dolu talimatların yerine getirildiği bir metin niteliğinde. Ve kendisine yönelik iddialar, savcının kafası karışmış belli ki, verilen talimatları yerine getirirken ne yapacağını şaşırmış, garip bir dil kurmuş. Demiş ki, konuşmalardan parti programını okumak en önemli müebbet istemlerinden biri. Değerli arkadaşlar, bizim parti programımız sitemizde var. Yargıtay'a verildi. Ve bunun siyasetini yapıyoruz. Biz bugün de tabii ki parti programımızın arkasındayız. Parti programımızı her yerde söylemeye, savunmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Öz yönetim istemek. Yine savcının gerekçelerinden biri. Yani öz yönetim talebini, programdaki halini halka anlatmak. Öz yönetim bizim 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda savunduğumuz bir yönetim biçimidir. Öz yönetim istemek suç değildir. Öz yönetim istemek suç olamaz. Bir yönetim biçimidir ve en demokratik yönetim biçimlerinden biridir. Şu anda Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'na taraftır. Ve bu taraf olma statüsü sebebiyle Türkiye'de zaten bir tartışmaya mahal veremez. Türkiye'nin öz yönetim özellik şartına uyması gerekiyor. Uymadığı için Türkiye suç işliyor. Aksine bir parti liderinin, eş genel başkanının programda olan öz yönetimi anlatması nasıl bir suç olarak telakki edilebilir? Bu büyük bir garabettir. Peki niye savcı böyle demiş? Savcının tasarrufu yok ki burada. Savcı kendi halinde bir hukuk insanı. Savcı tutuklanmamak için kendisi bu iddianameyi hazırlamak zorunda.
müebbet istemek zorunda. Birilerine kendini ispat etmek zorunda. Çünkü şu anda en büyük tehlikelerden biri savcılar ve hakimler üzerinde. 4000 tane yargı mensubu tutuklanmış durumda. Biz yine diğer arkadaşlarımız Sayın Demirtaş hakkında da çok sayıda dosya var gibi basına servis ediliyor. Hepsi yine konuşma. Ben ayrıntılara girmeyeceğim çünkü ifade etmek istediğim başka meseleler de var. Ama bu konuşmalarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bugün daha önce de bir defa ifade etmiştim. Türkiye'de herhalde en çok konuşan kişi kim diye sorarsanız bir ilkokula gidin, herhangi bir çocuğa sorun, Recep Tayyip Erdoğan der. Bir çarşıya gidin, dolaşın, siz en çok televizyonda kimi izliyorsunuz? Cumhurbaşkanı der. Bir mahalleye gidin, en çok kimi izliyorsunuz der, kim konuşuyor der, Recep Tayyip Erdoğan der. Çünkü günün uyku saati dışındaki bölümlerini kameralar karşısında geçiren ve basın yayın organlarının hepsini hangi önemde olursa olsun haberleri kesip verdiği, canlı yayına geçtiği bir şahsiyetten söz ediyoruz. Ve şu anda Cumhurbaşkanı. Anayasaya göre normalde tarafsız. Konuşamaz. Siyaset yapamaz. Eğer konuşmakla bir ceza alınacaksa Cumhurbaşkanı şu anda 1000 kere müebbet hapis cezası almalıydı. Alması gerekiyordu. Konuşmak suçsa, ki bize göre suç değil tabii ki. Siyaset konuşmakla yapılır. Tabii bu arada parantez içinde Cumhurbaşkanı'nın bir siyasetçi olmadığını da önemli hatırlatmak isteriz. Peki Cumhurbaşkanı başkanlık sistemini fiilen uyguluyorum diyor. Anayasayı ihlal, her gün, her dakika ihlal ettiğini ilan ediyor. Sistem değil, rejimi değiştiriyor. Öz yönetim istemekle, savunmakla, ki Yargıtay'dan geçen ve bizim yıllardır savunusunu yaptığımız bir yönetim sistemini savunmakla, başkanlık sistemini anayasaya rağmen uygulamak arasında bir kıyas yapılamaz. Bir kıyas yapılacaksa, İkisi de savunma koşuluyla sadece uygulamayı geçiyorum. Meşrudur, haklıdır, savunulabilir. Sonuçta cebir ve şiddet dışında her düşünce savunulabilir. Bunun gereği siyaseten yerine getirilebilir. Bu nedenle bunların iktidarın ve onu talimatlandıran Cumhurbaşkanlığı makamının tümüyle tasarrufu olduğunu, onların talimatlarıyla bu sürecin yönlendirildiğini önemli hatırlatmak istiyorum. Tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, diğer çok önemli bir mesele var. Şu anda eş genel başkanlarımızı ve milletvekillerimizi içeride tutan fezleke ve iddianame savcıları kim? Gerçekten kim bunlar? Bunlar tümüyle bağımsız, tarafsız bir yargı içinde çalışan, birileri suç işlediğinde tutanağını tutan, bunun adil bir şekilde soruşturmasını yapan savcılar mı? Katiyen hayır. Bunlar şu anda darbe komisyonuna gelen bilgilerle, yine dün itibariyle sanırım eski başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun darbe komisyonuna gönderdiği bir cevapla, aslında bizim baştan beri Fethullahçı yapı tarafından hazırlandı dediğimiz İddianame ve fezlekelerin hangi koşullarda ve hangi yöntemle hazırlandığını ortaya koymuştur. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun darbe komisyonuna sorularına verdiği yanıtta görevden uzaklaştırılan 3994 yargı mensubu var. Yine 667 sayılı yasa gereğince meslekten çıkarma kararı bulunan 3659 yargı mensubu var. Ve bu liste böylece uzuyor. 69 tanesinin kararı kaldırılmış. Ve bu kapsamda toplam işlem sayısı 4167. Bu yargı mensupları, savcı ve hakimler, bir kısmı tutuklu, bu rakamlar sizde de mevcut. Çok sık zikrediyoruz, zikrediliyor. Bir kısmı da ihraç edilmiş ve bütün mal varlıklarına dahi el konulmuş. Peki bunların yaptıkları işlemler ne?
Onların yaptığı işlemlerle şu anda Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde. İdris Baluken Kandıra cezaevinde. Figen Yüksekdağ Kandıra cezaevinde. Selma Irmak Silivri cezaevinde. Gürsel Yıldırım Silivri'de. Nursel Aydoğan Silivri'de. Nihat Akdoğan Silivri'de. Abdullah Zeydan Edirne'de. Ferhat Encü Kandıra'da. Gülten Kışanak Kandıra'da. Bu savcıların tümü bu Fethullahçı yapıya mensup, şu anda tutuklanan, cezaevinde olan ya da açığa alınan, ihraç edilen savcılar. Bunların elimizde bazılarının isimleri var. Hepsi olmasa da bir kısmının var. Mesela ben iki gün önce Adana'da bir dava izledim. Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Sayın Demirtaş bunu uzun uzun anlattı, Abidin Bostancı. 2011'de Sayın Demirtaş bir konuşma yapmış. 2011'de hukukçular bilirler, dosya bir numara almış. Ama işlem yapılmamış. Sadece konuşmadan dolayı. Sonra Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı gün, saati bilemiyorum, saate baksak o da çıkar. Aynı gün hem Demirtaş hakkında hem Hakan Fidan hakkında ifade, yani işlem netleştirilmiş, o ifadeye davet edilmiş, bu da soruşturma evrakı haline dönüşmüş. Şimdi bu bir tesadüf mü? Kim bunun tesadüf olduğunu söyleyebilir? Ve Abidin Bostancı ihraç edildiği halde, tutuklandığı halde şu anda Demirtaş Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne sanık sıfatıyla çıkarılabiliyor. Böyle bir hukuksuzluk, böyle bir garabet kabul edilebilir mi? Bu savcıyı sen tutukluyorsan o savcının yaptığı işlemleri denetlemek zorundasın. Haklı mı? Haksız mı? Hukuka uygun mu? Taraflı mı? Tarafsız mı? Objektif mi? Gerçekten bir örgütün emir ve talimatlarıyla mı yaptı? Bunu mercek altına almak zorundasın. Ama yok. Bunlar da yapılmıyor. Mesela Sayın İdris Baluken hakkında daha önce de söylemiştik. Dosyaları yine konuşma, yine Fethullahçı yapıdan tutuklu savcılar tarafından şu anda cezaevinde. Nursel Aydoğan'la ilgili bugün bir dava var, henüz karara çıkmadı. Ahmet Karaca imzasıyla iddianame tanzim edilmiş. Ahmet Karaca, MİT tırları davasında uzun süredir cezaevinde. Ama Nursel Aydoğan ve diğer vekil arkadaşlar yargılanmaya devam ediyor. Bu konuda çok sayıda dava dosyası örnek verebiliriz. Basın büromuz aracılığıyla ileride bunu belki daha geniş hatlarıyla sizlere sunacağız. Peki burada mesela İdris Bey hakkında şöyle bir not var. Yani tespit ettiğimiz Ahmet Karaca, Ramazan Alptekin ve Uğur Özcan. Üç tane isim çok net veriyorum. Bunlar meslekten ihraç edilmiş tutuklular ama İdris Bey hakkında hazırladıkları fezlekeler ve iddianamelerle şu anda özgürlüğünden yoksun ve cezaevine kapatılmış durumda. Ve üstüne üstlük 302 gibi, yani 302 hukukta en ağır sevk maddelerinden biridir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemini içerir. Cezaevinden çıkmamak demektir. Tek kişilik hücrede ömür boyu neredeyse tutulabilmek demektir. Takdiri cezaevi idaresine verir. Ne yapmışlar? Burada toplantı, gösteri, yürüyüş, efendim propaganda hepsini birleştirmişler. Ki fezlekelerde 302 yok. Ne Yüksekdağ hakkında ne Baluken hakkında. Savcı kendi kendine 9 elmayı toplamış, bir armut çıkarmış. Yok böyle bir şey. Hukukta siz bir milletvekili hakkındaki fezlekenin sevk maddesini değiştiremezsiniz. Konuştuğu için propagandadan aldığınız bir milletvekiline senin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi istiyorum, dava açıyorum diyemezsiniz. E tabi hukuk askıya alındığı için maalesef Türkiye'de bunlar normal karşılanıyor. Ama bunların hiçbiri normal değil değerli arkadaşlar. Yaşadıklarımızın hiçbiri normal değil. Bu normalleştirme çabalarına karşı biz direnişe devam edeceğiz. Bu hukuksuzluğu, bu hukuk garabetlerini, bu hukuk cinayetlerini her gün, her dakika
söylemekten asla bıkmayacağız, usanmayacağız. Ta ki basın yayın organları ve karşımızdaki iktidar gücü ve odakları bunu kabul edinceye kadar. Çünkü biz kazanacağız. Bundan hiç kuşkumuz yok. Haklı olan, hukuku savunan, hukukun üstünlüğünden yana olan bizler kaybetmeyeceğiz. Buna hiçbir kuşkumuz yok. Geçici sürelerle cezaevlerinde tutulabiliriz. Ama biz çıktığımızda başımız dimdik, onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Ama bizi cezaevine bu hukuksuzluklarla atanlar, emin olun, ömür boyu ne çocuklarına, ne torunlarına, ne halka verecek bir cevap bulamayacaklar. Diğer son olarak değinmek istediğim mesele, değerli arkadaşlar, cezaevinde arkadaşlarımızın tutulma koşulları. Genel kurulda kürsüde de çok söyledik. Şu anda sadece Sayın Demirtaş Abdullah Zeydan'la birlikte diğer bütün arkadaşlar tek kişilik odalarda tutuluyor. O da 10 gün önce alındı Abdullah Zeydan'la yaklaşık aynı odaya. Bu nedir? Uluslararası standartlara göre bu bir işkencedir. Tecrit bir işkencedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre. Birçok hükme göre ve düzenlemeye göre. Siz bir milletvekilini, bir parlamenteri, eş genel başkanı, seninle cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan bir lideri cezaevine göndereceksin. Tek kişilik hücrede tutacaksın odada. Bütün görüşmeleri kayıt altına aldıracaksın. Bütün görüşmeleri denetleyeceksin. Mektup alışverişini dahil denetleyeceksin. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Avrupa Parlamentosu'nun, diğer yetkililerin görüşme taleplerini reddedeceksin. Cezaevinde olduğu halde somut örnek Adana'da mahkemede bile tecrit uygulayacaksın. Yüzlerce il ilçe yöneticisi partili adliye kapısına gelecek. Sen keyfi bir şekilde duruşma salonuna almayacaksın ve buna hukuk diyeceksin. Gülerler. Kargalar güler buna. Bunun adı intikamdır. Bunun adı kin gütmektir. Bunun adı hukuksuzluğu temel ilke olarak yaşamına yerleştirmek demektir. Bu işkenceyi Adalet Bakanı'na sorduk. Yanıt yok. Soru önergeleri verdik. Yazılı, sözlü verdik. Bizzat yüz yüze sorduk. Siz neden bizim arkadaşlarımıza cezaevinde tecriti dayatıyorsunuz ve uyguluyorsunuz? Bizim eş genel başkanımız Sayın Yüksekdağ kendi odasının fax numarasını avukatına veremiyor. Koluna yazıyor, koluna yazmasına izin verilmiyor. Bu bir işkencedir. Ve bu işkencenin yöneticisi, yürütücüsü Sayın Adalet Bakanı'dır. Bu ülkede işkenceyi her fırsatta reddeden Adalet Bakanı işkencecidir gerçekten. Ve bunun, bu koşulların bir an önce derhal, behemihal düzeltilmesi gerekiyor. Bu ekstra bir cezadır. Bunu kabul edemeyiz. Mesela bugün düşen bir haber vardı. Arkadaşlarımdan alamadım. Bir AKP'nin sanırım bir görüşme talebi var. Reddedilmiş. Reddedilmiş. Ya siz Avrupa Birliği üyesi olmak için kaç yıldır mücadele ediyoruz? İşinize gelince posta koyuyorsunuz. İşinize gelmeyince bizim için stratejik hedeftir diyorsunuz. Cezaevine gelip ziyaret etmek istiyorlar. Siz buna izin vermiyorsunuz. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Onlar size inanıyor mu? Hiç kimse inanmıyor. Herkes bu yalanların, bu dolanların farkında. Ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine Sayın Demirtaş'ın Jack Lang'da ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muzinex'e de yazdığı mektuplar alıkonuldu. Bunun gibi elimizde onlarca örnek var. İşte bu kendine güvensizliğin, kaygının, korkunun pik yaptığı bir dereceyi ifade eder. Sayın Ahmet Davutoğlu hani görevden uzaklaştırılmadan önce başbakandı ya bu ülkede. Sonra nasıl oldu anlamadık.
Hep diyorduk seni alacaklar, alacaklar. Özellikle Sayın Demirtaş bunu birkaç kere vurgulamıştı ve bir hafta sonra alındı, görevden azledildi. Kendisi de darbe komisyonuna bir yanıt vermiş. Ne demiş? Demiş ki, bu Fethullahçı yapı, bu da yeni bir bilgi, yargı içinde siyasi komplolar yaptı bu yapı demiş. Sonra demiş ki, bürokrasiyi, kurumları ele geçirmek istiyordu demiş. Kim söylemiş bunu? Davutoğlu gibi biri söylemiş. Bu ülkede bakanlar kuruluna başkanlık yapan, başbakan olan ve iddiası da böyle az buz olmayan bir lider söylemiş bunu. Peki bu ne demek? Bu iktidar partisinin yürütme organının bu komployu kabul etmesi anlamına geliyor. Bu komplo yapıldı diyor. Tamam, kabul buraya kadar. Peki bu komplolar yapıldı da bu komplolar sebebiyle sizin bizim HDP'ye yönelik cezaevine gönderdiğiniz, kapattığınız milletvekilleri, belediye başkanları, il ilçe yöneticilerimizi bu komplo sonucu cezaevine kapattığını kabul ettiğinizin farkında değil misiniz? Farkındalar. Buna iki cevap verilebilir. Ya bu komploları gerçekten deşifre etmek, haklı haksızı ayırmak ve hukuksuzluktan dolayı çıkan zararları telafi etmek için adım atmak gerekir değil mi? Bu bir kere iddianameler artık eskisi gibi işlem göremez. Bu deliller nasıl toplanmış, neye dayanarak bu davalar hazırlanmış, bunları ayırt etmeniz lazım. Aksi halde bu komploların ortağı zaten sizdiniz. Siz el ele bu ülkede bu komploları 79 milyona karşı uyguladınız. Şimdi de bu komploların ortağı olarak hem Fethullahçıları cezaevine atarak kendinize ekmek çıkarmaya çalışıyorsunuz. Fethullahçılar teröristtir diye. Diğer yandan da onların hazırladıkları iddianame ve belgelerle, belge demeye bile dilim varmıyor. Siz 6 milyon oy almış bir partinin 20 milyon yurttaşı ve totalde bütün Türkiye'yi temsil eden parlamenterleri, liderleri cezaevine kapatıyorsunuz. Bu çelişki kabul edilebilir, izah edilebilir bir çelişki değildir. Bu siyasi komploların ortağı olmadığınızı iddia ediyorsanız hayatınızda bir kere doğruyu söyleyin. Ve bu doğrular üzerinden yeni bir sayfa açalım diyorum. Çünkü demokrasi, hak, hukuk ve özgürlükler dışında bir çıkışımız yoktur diyorum. Teşekkür ediyorum. Varsa bir sorunuz alabilirim. Efendim, Yeni Erken Seçim tartışması yürüyor. Devlet Bahçeli'nin ifade zorluğu, parlamentoda geçmesi gerekiyor. Erken seçim doğru görüyor. Meclisin yenilenmesi gerekir diye. Tabii bunun durum tespit olduğu da ifade ediliyor. Yoksa AK Parti kanalından da gelen bazı mesajlarla birlikte milletvekillerine bir tehdit olduğu da iddiası ifade ediliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani doğrusu bugünkü temel gündemimiz sadece tutuklu arkadaşların durumu ama bir cümleyle söylemek gerekirse AKP'nin yönetim tarzına tipik bir örnek. Tehdit ve şantajla istediklerini geçirmek. Bunun başka bir izahı yok. Demin yarım saattir anlattığım olgularda kendi siyasi rakiplerini cezaevine atarak anayasa değişikliğini geçirme yönteminden bir farkı yok aslında. Demokratik bir yarış, demokratik bir sistemle bunun oylanmasından ziyade baskı tehdidi ve şantajlarla bunu geçirme çabasından başka hiçbir şey değildir. Ahmet Türk'ün durumuyla ilgili hasta olduğu ifade ediliyor. Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı oldu bu noktada. Hem bu çağrıyı nasıl buldunuz, hem de Adalet Bakanlığı'yla sonrasında bir görüşmeniz oldu mu, tutuksuz yargılanmasına yönelik bir gelişme var? Sayın Ahmet Türk de içinde olmak üzere hiçbir tutuklu da değil aslında. Rehin alınan arkadaşlarımızla ilgili bir merhamet talebimiz yoktur. Bir acıma talebimiz asla yoktur. Biz sadece adaletin tesis edilmesini, hak ve hukukun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Ahmet Türk'ün, Ahmet abimizin cezaevine kapatılması kesinlikle bu kapatanların büyük bir utancıdır, acizidir, çaresizliğidir diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.